burada mutlaka birlik beraberlik lazım. Burada da değerler var. Bu değerler belli. Bu değerlere sahip çıkacağız. Ondan sonra namazımız, kıldığımız, kılmadığımız, inancımız bile Allah Allah bizim aramızda, inanırız, inanmayız. Ahmet Mahmut Ünlü, kamuoyunun bildiği ismiyle Cübbeli Ahmet Hoca ulusal kanala konuştu. Ben Doğu Bey'i o bakımdan vatana millete hizmetli, hizmet eden, bölünmemeye çalışan, Türkiye'nin işgal olmaması için işte bir de çok İsrail'in şeyini anlamış. İsmail Ağa cemaatinin en dikkat çeken hocalarından olan Ünlü, Türkiye siyasetine ilişkin görüşlerini aktardı. Şartı vatan sevgisi ve bölünmeme. Bölünmemek için her şeyini feda edebilecek maddi. Bu vatan bölünmemesi. Çünkü devletsizlik kadar. En kötü devlet yönetimi bir kötü devlet. En iyi devletsizlikten iyidir. Devletsiz olmaz. Ünlü, muhafazakar olmayan kesimleri olan bakış açısının zaman içinde nasıl değiştiğini anlattı. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'i uzun süre yanlış bilgiler üzerinden değerlendirdiğini vurguladı. Sonra konuşmalarına bir baktım. Bir iki konuşması işte şey bir Habertürk'te falan rastladım. Ha Doğu Bey çıkarsa bir kanala onu kaçırmam. Sonra baktım acayip PKK düşmanlığı, EDP düşmanlığı, şu durumu falan şey olay. Öcalan Perinçek görüşmesinin arka planını Perinçek'in katıldığı bir programda izlediğini anlatıyor Ünlü. Programda sordular. O da devletin hizmeti için bu olaylar daha parlamadan, büyümeden, bu herifler, bu teröristler güçlenmeden nasıl engellenebilir, durdurulabilir, aşılabilir? Perinçek'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki sözde Ermeni soykırım zaferi de Ünlü'yü etkileyen olayların başında geliyor. Ondan sonra Ermeni meselesine baktım. Aa, ya hiç devletin adamı yok mu? Gidip de bu tasarıyı reddettirecek Avrupa Birliği'nin parlamentosunda. Doğu Bey gitti. O noktaları görünce dedim bu abimiz, yaşça büyüğümüz hizmet ediyor. Ünlü'ye göre farklı kesimler vatan söz konusu olunca bir araya gelmeli. Ateist de olsa, deist de olsa, imansız da olsa vatanına hizmet ettiği noktada buluşabilir miyiz? Buluşuruz. Buluşmalıyız. Buluşmalıyız. Çünkü dış güçler artık her tarafı sardı. Her tarafımız ateş çemberi. İşgal olunma şeyinde yem olmak üzereyiz. Ahmet Mahmut Ünlü, birlik için, bütünlük için aynı cephede buluşmalıyız mesajı veriyor. Bak ne diyorum, adam imansız da olsa, Allah'ı inkar eden adam da olsa, eğer vatanını seven ve bölünmemek içinse, mutlaka biz ondan bir araya geliriz. Gelmeliyiz. Bugüne kadar gelmediğimiz eksiklik. Çünkü bunlar kaşınıp bir iç savaş da çıkartılabilir. Ama o noktalarda birleşilse, bir iç savaş da önlenebilir. Yani yarın bir gün bir iç savaş tehlikesi. Doğu Bey, siz şöyle bir ifade kullandınız. Bir saniye. Doğu evet, Türkistan meselesi Çin'in FETÖ'sü meselesidir dediniz. Tabii. Niye Doğu Türkistan'da Çin kendi FETÖ'süyle, kendi PKK'sıyla savaşıyor. Biz nasıl kendi PKK'mızla savaşıyoruz? Asla kendi böyle bir alakası yok. Oradaki kamplardaki insanlar FETÖ mu? Doğu Türkistan İslam Partisi'nin bütün militanları bizim Orta Doğu'da Türk var orada. Eğitildi ve Türk ordusuna bunlar silah sıktı. Bizim Fırat Kalkanı Harekatımızda lütfen böyle bir şey asla kabul edemeyiz. Bakın Çin hükümeti, Doğu Türkistan'da, Doğu Türkistan'dakileri bu daha iş vesilesiyle baskı yapıyor. Ki, daha iş sadece burada zarar vermedi. Efendim, Doğu Türkistan İslam Partisi DAEŞ'in bir parçasıdır ve DAEŞ'te 30 bin militanı vardı. 35 milyon Türk var orada. 30 bin. 35 Türkler, milyon Türk yaşıyor Türk toprağı. Siz Doğu Bey'i dinler misiniz? Ben 5 defa gittim. En son Mayıs ayında Urumçi'deydim. Orada Türk var, cami de var, kalkınan Türk var, modernleşen Türk var. Nasıl biz kendi orta çağımızla hesaplaştık ve nasıl biz FETÖ'yü hapislere tıkıyoruz, nasıl PKK'yı hendeklere gömüyoruz? Çin'de de o tür bölücü terör. Hayır. Bakın orada 25 aydır tek bir terör eylemi de yok, onu söyleyeyim. Siz Doğu Türkistan, hepsi şey Doğu Türkistan Türk toprağıdır dediğiniz zaman sizi Türkiye'de kimse hükümet yapmaz. Ve biz bunu kimseden sizin, izin alarak bakın, hükümet olmaya Sayın Tayyip Erdoğan da böyle yapıyor. Konuşmuyor. İşgal altında hükümet olmayacağını zannediyorsunuz. Bakın Sayın Tayyip Erdoğan da Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da ne diyorlar? Sizi Türkiye'nin kim hükümet yapmaz ne demek? Doğu Bey, biz kimseden icazet alacak şekilde bir hükümet olacak. Doğu Türkistan'ın Türk toprağı görerek kimse sizi hükümet yapmaz ne demek? Biz kime yaslanarak hükümet olmaya çalışıyoruz? Türkiye'yi kaybedersiniz. Nasıl Mustafa Kemal Atatürk Sovyetler Birliği ile beraber İYİ Parti'nin iktidar olamayacağını ben de biliyorum da bu söylediğiniz yanlış. Hayır, Vatan Partisi iktidar olamaz. Hiç olamaz. Siz hiç kalamayacaksınız. Siz bakın, bizim ümidimiz siz Cumhurbaşkanı'na da hesap veremezsiniz. Çin'de
Doğu Türkistan İslam Partisi adında parti aynı Fethullah Hoca'dır ve bugün dosyalarımı da getirdim. Onları destekleyenler FETÖ'cüler ve PKK. HDP ile beraber mecliste oy kullanıyorlar beyefendiler. Doğu Türkistan Uygur meselesinde. Sizin cümlelerinizi kurdukları için. İki defa oylama yapıldı. Onlar İkisinde, kendilerini... Bakın dinlemiyorsunuz. Ben sizi dinleyeceğim. Ama eleştirince yanıt da bakın, karşı cevabı da dinleyin. Doğru. Ama bitsin. Tamam, bitsin. İki defa mecliste oylama yapıldı. O oylamalarda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi dilekçeleri reddetti. Çin zulmüne karşı dilekçe verdiler. Kim verdi? HDP yani PKK yani İYİ Parti ve CHP. PKK ile beraber Doğu Türkistan'daki Türk'ü savunacakmış. Tamam. Bunlar, PKK ile beraber hangi Türk'ü savunursunuz siz? Siz Türkiye'deki Türk'ü savunamazsınız. Tamam. Bırakın Doğu Türkistan'daki Yavuz Türk'ü. Bey ne dersiniz? Türkiye'deki Türk'ü savunmak için Rusya ile, İran'la, Suriye ile, Çin'de ittifak yapacaksınız Türkiye'deki Türk'ü savunmak için. Dünyadaki Türk'ü savunmak için de Rusya ile, İran'la, Çin'le tamam. İttifak yapacaksınız. Bunlar matematik Doğru şeyler. Eleştiriler böyle, getirdiniz. Yavuz evet. Bey de yanıt versin. Buyurun evet, Sayın bakın Ağabey. Ne yapıyor orada? Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti vatansever bir tavır alıyor. O önergeleri reddediyor. PKK ile beraber beyefendiler ondan sonra Çin zulmünü takvih eden iki önerge veriyorlar ve bu şekilde o yüzden zaten onların Türkiye'de iktidar olması bir Amerikan projesi bu. Tamam. Amerika Doğu Türkistan'da o teröristleri Doğru destekliyor. Aynı PKK'yı destekliyor. Yavuz Bey söz vereceğim size 1 milyon Uygur Türk'ü, 1 milyon Uygur evet. Türk'ü toplama kamplarında tutuluyor. Yalan bunlar. Yalan. Baştan aşağı yalan. Ben Yavuz Bey'i de davet ediyorum, Resul Bey'i de davet ediyorum. Emperyalizmin oyunu mu diyorsunuz bunlar? Oyun değil. Nasıl PKK ile ilgili propagandalar var? Efendim, PKK'yı şöyle kesiyor Türkiye. Böyle kesiyor. Bunlar yalan. Onlar aynı bizim köy enstitüleri gibi belli eğitim Çince öğreten, meslek öğreten, eğitim yapan kamplar. Şafak Gazetesi'nin muhabirleri de gitti. Milliyet Gazetesi de gitti. Aydınlık Gazetesi de gitti. O kampları da gördüler. Bunlar bilmem öyle böyle kamp. Belgesellere göre o kamplarda gardiyanlar var, güvenlik güçleri var. Neden var? Öyle bir şey yok. Oradan geldi fotoğraflar geldi. O yalanlar çıktı. Öldürülenler iki gündür de çıkan yalanların hepsi şey yapılıyor. Tekzip ediliyor tamam. ve Peki. görüşülüyor. Öyle bir şey yok. DEAŞ'lıları savunuyorlar. Bakın DEAŞ'a karşı mücadele ediyorsak Çin'deki DEAŞ'a karşı da mücadele edeceğiz. Doğu Türkistan'ı karıştıran Amerika. Doğu Türkistan'ı nasıl PKK'yı Doğu Türkistan'ı karıştıran Mao büyük adam. Bakın tekrar olmaktan Mao, Atatürk, Lenin bunlar çağımızın büyük devrimcileri. Siz Türkiye'yi ayakta tutamazsınız. Dünyada verili cepheler ve koşullar var. Bugün efendim, var Türkiye mı? Ama müsaade edin. 21. yüzyıl için bir strateji kurmak zorunda. Amerika tehdidi var, İsrail tehdidi var. Bir üretim ekonomisi inşa etmek zorunda Türkiye. Bu programı biz Türkiye olarak Çin'le, Rusya'yla, İran'la, Suriye'yle, Irak'la, Mısır'la işbirliği yaparak uygulayabiliriz. Bu verili bir şey. Siz bunun dışına çıkamazsınız. Milletimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bizleri Ergenekon'a hapsettiler. Türkiye'yi bölmek için. Ve şimdi Ergenekon'dan çıkıyoruz. Türkiye'yi birleştireceğiz. Bizi Ergenekon'a hapsettiler. Cumhuriyeti yıkmak için. Türkiye'yi şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar, cemaatler ülkesi haline getirmek için. Şimdi Ergenekon'dan çıkıyoruz. Cemaatlerin, tarikatların kökünü kazıyacağız. Cumhuriyeti ayağa kaldıracağız.